TR724 YouTube kanalındasınız. Doktor Reşit Aylamaz'ın yazdığı Müşteriler Bekliyor, İşimize Bakalım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hiç kimse bir diğerinin aynı değil. Düşünceler de öyle. Ana hatlarda bir benzerlik söz konusu olsa da insan sayısınca bir renklilik, kişi başına bir farklılık var. Yaratılış böyle. Herkese kendi yaptığı süslü gösterilmiş ve herkes kendisine ait olanın doğruluğuna kilitli. Aksi olsaydı şeytan şeytanlığından vazgeçer, Firavun ve Nemrut da seccadesini adalet sarayına sererdi. Bu renkliliğin tabii sonucu olarak gördüklerimiz de farklı, kanaat sahibi olup da hüküm verdiklerimiz de. Niyet ve nazarımız farklı olduğu için gördüğümüz bir olaydan, duyduğumuz veya okuduğumuz aynı cümleden her birerimiz farklı anlamlar çıkartabiliyoruz. Meseleyi kendimizle sınırlı tuttuğumuzda bunun problem edilecek bir yanı yok. Hatta bir zenginlik bu. Ancak aksine ihtimal vermeksizin ve kendi haklılığımızı işin merkezine koyarak faturayı başkasına kesiyor, üstelik işin bütününe vakıf olamadığımız halde bunu seslendirip ikinci, üçüncü şahıslara da taşıyorsak meselenin rengi değişiyor. Nasıl mı? Size asr-ı saadetten bir misal vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl önce çıkarıldığı Mekke'yi fiilen fethetmiş ve sıra 21 yılını kin ve nefretle kilitlenmişlerin gönlünü kazanmaya gelmişti. Cirane'deydi. Huneyn ganimetlerini dağıtacak ve Medine'ye dönecekti. Cömertlikte rüzgar gibiydi. Önüne geleni dağıtıyor ve fakirlik korkusu olmadan veriyordu. Ebu Bekir'u Ömer'e ikişer deve bile vermediği yerde Abbas İbni Mirdas'a 40 deve vermişti. Şüphesiz bu, alın teri dökülerek kazanılmış bir hak, tırnaklarla kazınarak elde edilmiş bir ücret değildi. Nebevi cömertliğin bir ihsanıydı. İki devesi olan zengin sayıldığı bir dönemde 40 deve imrenilecek bir servet demekti ve karşılıksız gelmişti. Normal şartlarda Abbas İbni Mirdas'ın güle oynaya evine dönmesi gerekirdi ama öyle olmadı. Çünkü o kendisine verilene değil, başkalarına yapılan ihsanlara kilitlenmişti. İnsana ait bir boşluğun tezahürüydü bu. Dünyalık deve ve koyun verilmeyenleri göz ardı ediyor ve gözü kendi seviyesindeki insanları arıyor, onlara ne kadar verildiğini öğrenmeye çalışıyordu. Safvan İbni Ümeyye, Akra İbni Habis, Uyeyne İbni Hısın ve Hakim İbni Hizam gibi insanlara yüzer deve verildiğini öğrenince rengi değişti ve statü farklılığı olarak algıladığı bu uygulamaya tavır aldı. Büyük bir alınganlık gösterdi. Yerinde durmadı ve bunu açığa vurdu. Yapılanın haksızlık olduğunu dillendirmeye, şiir gücünü de kullanarak bunu geniş kitlelere yaymaya başladı. Kendisiyle atına düşmesi gereken hissenin Akra İbni Habis'le Uyeyne İbni Hısın'la arasında bölüştürüldüğünü söylüyor ve hakkının yenildiğinden yakınıyordu. Halbuki ne Akra İbni Habis'le Uyeyne İbni Hısın'a verilen yüz deve bir hak edişin neticesiydi, ne de ona ihsan edilen 40 deve bir zulümdü. İşin Türkçesi adam Osman-ı Ali'yi geçmiş, Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem hedef alıyor, vahiy ile müeyyet bir peygamberi açıktan tenkit ediyordu. Halbuki bu Allah'ın emriydi. Zira Allah Celle Celaluhu ona sallallahu aleyhi ve sellem elde edilenlerden müellefe-i kulüp statüsündeki insanlara da pay vermesini emrediyor ve Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu konumda gördüklerini, gelişlerini kolaylaştırmak için daha fazla veriyordu. Görüldüğü gibi dünyanın bu kadar öncelendiği yerde ukbanın gölgede kalması kaçınılmaz oluyor. Haline bin şükretmesi gereken birisi, Allah'ın emrini yerine getiren bir Resulü hedef alırken baltayı nasıl bir taşa vurduğunun farkına bile varamıyor. Dedik ya, niyet ve nazar farklılığı. Çok geçmeden bundan Resulullah da haberdar oldu ve meseleyi çözme adına Abbas İbni Mirdas'ı yanına çağırdı. Şiirini kendisine hatırlatarak, az önce sonra da benim hissemle atım Ubeyd'in hissesini Akra ile Uyeyne arasında bölüştürüyor diyen sen misin diye sordu. Evet, bunları o söylemişti. Hazreti Ebu Bekir de buna şahitti. Zaten Abbas da bunu inkar etmiyordu. Bunun üzerine ashabına dönen Fahri Alem Efendimiz, gidin ve onun dilini kesin buyurdu. Bu arada Hazreti Bilal'e de işaret etmiş, ey Bilal demişti.
Haydi onu götür ve dilini kes. Üstüne bir kat da elbise ver. Başta Abbas İbni Mirdas olmak üzere Efendimiz'den bu cümleyi duyan herkesin gözü dört açılmış, yaptığı taksimatta Resulullah'ı açıkça tenkit eden Abbas'ın dilinin kökünden kesileceğini düşünmeye başlamıştı. Bu arada Hazreti Bilal de elinden tutmuş onu bir tarafa doğru götürüyordu. Yüreği ağzında yürüyen Abbas endişe dolu gözlerle Efendimiz'e dönmüş, Hazreti Bilal'i kastederek ''Ya Resulallah!'' diye bağırıyordu. Gerçekten de dilimi mi kesecek? Öte yandan ey muhacir topluluğu diyerek Ebu Bekir'i Ömer'den yardım istiyor. Şimdi benim dilim mi kesilecek diyerek ortalığı inletip buna engel olmalarını talep ediyordu. Ortada söylenmiş bir cümle vardı ama yine bu cümleden herkes farklı sonuçlar çıkarmıştı. Halbuki Resulullah'ın bu türlü harcamalarını organize eden Hazreti Bilal anlaması gerekeni anlamış ve çözüm adına da bir adım atmıştı. Zira Resulullah ona bunu söylerken mecazı kastetmişti. Bunu elinden tutup da götürdüğü Abbas'a da söyledi. İkide bir, dilim kesilecek diye tekrarlaması karşısında ona sus be adam dedi. Zannettiğin gibi dilin falan kesilmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sana ihsanda bulunarak dilini kesmemi emretti. Gerçekten de öyle oldu. Onu bir yere götüren Hazreti Bilal, Abbas İbni Mirdas'a ihtiyacı kadar elbise verdi ve akabinde de kendisine Uyeyne İbni Hısın ve Akra İbni Habis gibi 100 deve ihsan edildi. Bu da bir tercihti ve o günün gönül yapan gönlü engin gülleri, Resulullah'la birlikte Medine'ye dönerken Abbas İbni Mirdas elde ettiği develerin sevinciyle evinin yolunu tuttu. Olayın içinde ve bizzat şahidi olduğu halde bu kadar bir farklılık söz konusu olabiliyorsa, uzağımızda yaşanan ve bütününe vakıf olamadığımız hadiselerde yaşanması muhtemel savrulmaları hepimiz tahmin edebiliriz. At izinin it izine karıştığı günlerden geçiyoruz. Birçok konu gibi his ve duygularımız da tahrip olmuş durumda. Kimin hangi hadise karşısında, nerede ve nasıl tepki vereceğini kestirmek oldukça zor. Unutmayalım ki geçiş dönemlerinin sancıları söz konusu olsa da Medine gibi bu hizmette arınıp durularak yoluna devam edecek. Savrulmamak için azı dişlerimizle tutunmak durumundayız. Güftügu ile zaman kaybedemeyiz. Dün de öyleydi, bugün de değişmedi. İşimiz gönül yapmaktır. Hepimiz biliyoruz ki oyun devam ederken sahaya giren seyirci maçı tehir veya tatil ettirir. Sakın ola ki develerle evimize gidiyor olmanın mutluluğu, Resulullah'la birlikte Medine'ye dönme bahtiyarlığını gölgelemesin. Aymaz abinin sıklıkla dediği gibi, müşteriler bekliyor, işimize bakalım, diyor Reşit Haylamaz, TR724'deki köşesinde.